Probiyotik kullanım sıklığı, probiyotik çeşitleri, önden özellikle kabızlıkta ve reflüde, diğer problemlerde bunları nasıl öneriyorsunuz? Bunları nasıl? Bunlarda da çünkü bir kontrolsüz kullanım var açıkçası. Aynı şekilde Kesinlikle. vitaminler, takviyeler gibi. Kesinlikle. Bununla ilgili öneriniz ne? Yani siz hangi yaş grubundan itibaren, şu probiyotiklerle ilgili bizi kısa bir özet geçerseniz, hangi yaş grubunda başlıyorsunuz? Hangi şikayetlere başlıyorsunuz? Özel probiyotik seçimleri var mı? Bunun haricinde bu probiyotiklerin kullanım süresi ne kadar? Hangi yaşa kadar? Bunlarla ilgili de bilgi verirseniz seviniriz. Bu da çünkü çok önemli, çok suistimal edilen bir şey. Kesinlikle. Şimdi son dönemde biliyorsunuz otizm de bunun içine katıldı. Yani işte bağırsak florasının bozukluğu, geçirgen bağırsak, çölyak da buna katıldı. Bunun olması nedeniyle yani yararlı mikropların dengeli değil, dengesiz olması, zararlı mikropların çok olması nedeniyle bu hastalıklar gelişiyor diye bir teori ortaya atıldı. Kesinlikle söyleyeyim, ispat edilmiş bir durum değil. Ama şunu biliyoruz, evet hem otizm spektrum bozukluğunda hem daha birçok hastalıkta bağırsak florası bozuk. Yani olması gerekli faydalı mikropların oranı değişik. Probiyotik dediğimizde bu yararlı mikroplar aslında. Bunların ağızdan takviyesi. Şimdi Serhat Hocam burada kilit nokta şu. Biz her hastanın hangi yararlı mikrobu eksik? Ne kadar eksik? Çünkü bunların sayısı milyon. Bir iki tane değil. Hangisi eksik? Hangi kötü fazla? Hangi faydalı olan ne durumda? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmediğimiz için de bu hastada hangi yararlıyı desteklemeliyiz de bilmiyoruz. Dolayısıyla kabızlık üzerinde konuşacak olursam şu an dünyadaki bütün otoriteler şu yaş grubunda kabızlık için şu probiyotik kullanılır diyemiyor. Fakat çocuk özelinde dışkı analizi yapılsa ve şu şu eksik, şunu şu kadar tamamlayalım desek kabul. Ama bunlar çok pahalı testler. Ve her zaman da doğru sonuç vermeyen testler. Dolayısıyla hem otizm için söylüyorum, hem kabızlık için, hem reflü için, hem CP'ler için bunların hiçbirinde net bir probiyotik önerimiz asla yok. Ailelerimiz şöyle de düşünüyor. Ya canım verelim ne olacak? Ama işte verelim ne olacağın sonu yok. Yani o zaman her şey verelim. Med giriyor iş ve bir medet umuluyor, medet bağlanıyor. Ama yapılan çok çalışma var. Bizler bunları takip ediyoruz biliyorsun. Ve bu çalışmaların çoğunluğunda %90'ında hem otizm grubu için hem kabızlık grubu için probiyotiklerin gösterilebilmiş maalesef şu an olumlu bir etkileri yok. Tedavide kullanmıyoruz. Yalnız bakın çok önemli nokta bu. Herhalde hekimlik sanatı da burada. Kabızlığın bir sebebi de flora bozukluğu. Yani bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulması. İşte biz bunu yakaladığımız hastalarda belki 30 hastamızın birinde o probiyotiği kullanıyoruz ve onda faydayı görüyoruz. Dolayısıyla hasta bazlı yine değerlendirmekte fayda var. Peki, probiyotik mesela tamam kronik kabızlıkta kullanıyorsunuz, alttan sorular geliyor. İshalde de çok kullanılıyor diye. İshallerde de rutin, akut ishallerde de probiyotiği öneriyor Evet, musunuz? kesinlikle. Şimdi probiyotiğin önerildiği ender 3-4 durum var. Bunlardan bir tanesi akut ishaller. Akut viral ishaller veya antibiyotiğe bağlı ishaller veya hastanede yatan çocuklarda gelişen ishaller. Evet, bunlar da ispatlı. Ve hangisini kullanacağımızı da biliyoruz yaş gruplarına göre. Hangi miktarda kullanacağız, kaç gün kullanacağız bu tamam. Bir ikinci durum yeni doğan bebeklerde nekrotizen enterokolit dediğimiz bir hadise var. Prematürelerde daha çok gördüğümüz özel bir grup. Onlarda yine bazı özel probiyotikler var kullanabileceğimiz. Yine çok nadirattan olan işte alerjik bir iki hastalıkta önerilenler var. Ve yine inflamatuar bağırsak hastalığında var. Yani bu 5 durum haricinde kullandığımız, kesin önerdiğimiz probiyotik yok. Kabızlıktır, reflüdür, otizmdir, serebral palsidir. Yani nörolojik hasta grubuna özel konuşuyorsak, nörolojik hastalık grubunda ispat edilen bir probiyotik yok.